Aa. Yok ne yapıyorsun? Hediyeye saygı yok saçmalama. Duygu sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer öyle bir şey yaparsan çok büyük bir hata yaparsın. Ne hata yaparsın yapacağım yani? Canım adam getirirken herkese getiriyor, iki kişiye getiriyor da saygı duymuyor da. Ben atarken mi saygısızlık olmayacak olacak? Olmayacak mı abla? Olmaz, hiçbir şey olmaz. Ay bu da benden öğrendim. Ben orkideyi fırlatıyorum, bu da bugün gülleri atıyor. Hayır, getirirken iki kişiye götürüyorsun. Saygı yok da hani önceden kızlara mavi boncuk... Şimdi gül mü dağıtıyorsun? Taklitlerimden. Ay döktüm. Bence atman çok ayıp. Şunu makineye koysana. Taklitlerden sıkılırsın. Kızım bu... Ama at gitsin. At gitsin, boşver. Belki final günü kalmasın. Hani bir şey özeldir. Gül... Özel insanlara getir, özel kişilere getir, herkese getirmiş. Niye bunu dün yapmadın? Özelliği kalmamış. Bunu neden dün yapmadın da bugün yapıyorsun? Final ya, yarın kalmasın burada. Anladın mı? Kalmasın burada. Keyfimi kaçırmasın. Nedir bir gül? Özel. Ay, özelliği yok. Adım at da Murat'a. Sıradan bir şey, sıradan bir şey istediğin zaman atabilirsin. Duygu gülleri attı çünkü o Murat'a bahsettiği çocukluğum, genç kızlığım, ergenliğimi yaşayamadığım dediği olayı şu an tek başına yaşıyor. Ergenlik triplerine girdi ve durup dururken gitti, gülleri attı. Hiç samimi değildi, sadece gülüyorum ben ona. O gülleri Mehtap orada bir buket güller şenliğinde yatacaktı. Dün ben buket, o bendeki orkideyi attığım için gitti attı, taklim yaptı. Taklitler aslında yüceltir. Erdem, senin babasının olmadı konuşması etkilemiş olabilir mi? Babasının konuşması yani babasından değil da böyle bir onay almış, tasdik almış olmak... Bence çok etkili bir... Ya bu çok ayrı bir durum. Yani değil babasının hani benim ismimi vermesi... Ben zaten hani babasının benim ismimi vermesini beklemiyordum. Evet, değil mi? Hiç tahmin ediyorum. Çünkü hani hakikaten iyi bir öğretmen. Öğretmenden evet çok eğitimci. Evet. Zaten babasından da bayağı konuştuk. Babasının yaptığı en güzel şey neydi biliyor musun? Cansel'in burada ifade edemediği, kendisiyle alakalı ifade edemediği şeyleri gelip bize çok net yansıtması bir şekilde anlatması. Ve betimlemesi mesela... resimle uğraşan, sanatla uğraşan insanların betimlemeleri fazla olur. Evet, doğru. Ben uğraşmadım ama hani yani kendi kendime takılıyorum işte, çiziyorum, ediyorum doğru falan ama bir şeyleri anlatırken onları ciddi, güzel bir şekilde değerlendirmesi hakikaten çok hoşuma gitti. Bence. Hani orada onun etkisi oldu bende. Heh, o işte. Orada etkisi bende de oldu. Ben de olsam ben de etkilenirim. Söylediği buradan şey hani kızıma sahip çıkabilecek her baba gibi ve onun özgürlüğünü kısıtlamayacak gibi bir şey anlatmaya çalıştı bize. Benim için güzel bir şey bu. Yani ben kimsenin özgürlüğünü zaten kısıtlayacak bir adam değilim. Tabii canım, sen... Ki fazlasıyla bir bireye saygı duyan bir adam. Bakalım ya, ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu an için bir şey söylemem çok yanlış ve erken. İyi ama yani. Ya, kafamda oluşan bir fikir yok. Sadece olumlu olan şeyler var. Abi işte pozitif yani. Bir tanesinden... Güzel ve doğru giden şeyler var. Evet. Yeni hayat, yeni başlangıçlar yani. Elenir melenirsem kalmasın orada. Değil mi? İnsan ilgi duyduğu kişinin kendisine özel bir şeyler yapmasını istiyor. Ama işte sağ olsun. Önceden mavi boncuktu. Şimdi demek ki kucak dolusu güller dağıtılıyor. Öyle, tribüne oynuyor. Ne yapmaya çalıştığını ben de bilmiyorum. Dün akşam evime kafama taktım biliyor musun? Hı. Ay dedim keşke dedim atsaydım ben de onları. Oh. Hani o gün atmadığıma çok üzüldüm. Ama yine kırmak istemedim. Büyüklük bende kalsın dedim, saygı bende kalsın attın dedim. Attın mı? Attım. Dün akşam kafama acayip taktım gülleri. O gün aslında benim kaldırıp atmam lazımdı, onu da yapmadım. Sen de sırtını bana dönme kız. Özel insanlara getirilir. Sen bir gidiyorsun Mehtap'a da getiriyorsun, bana da Mehtap'ta getiriyorsun. Mehtap'ta ne buluyorlar anlamıyorum zaten. Saçma sapan hal ve hareketler, yaşını hiç yakıştıramadım. Hiç mi hiç yakıştıramadım? Fakat hiç solmamış benim güller ha. Mehtap'ın güller kuru, enerji. Güller de bozulmuş. Güllere hayır bile etkisini bak, yansıttı. Benim güller hiç solmamış. Mehtap'ın güller kurumaya dönmüş. Güller bile Mehtap'tan şey olmuş. Buraya kim çay kalmış döktü? Düşmüşler. Ay nereye? Bak oraya biri çay oraya dökmüş. Oraya mı dökülmüş? Dur sildireceğim şimdi de. Orası ıslak mı? Ay oraya da dökmüşüm. Ay hiçbir ay ne hale gelmişim. Bardak bile taşıyamıyorum. Çok kötü. Sarpa sardı iyice işler. Ceda sen kendi durumuna bak. Bakalım ne yapacaksın? Benlik bir şey yok ki. Benim durumum belli yani. Karışıklık yok.
Ercan senle ilgileniyor. Sen de Ercan'la mı ilgileniyorsun yani? Daha ilgilenmiyorum canım. O nereden çıkardın? Kız odaya çağırdın. Adam dedi ki bana elim ayağım birbirine dolandı. Heyecanlandım dedi. Kim dedi bunu? Ercan. Heyecanlanmış. Ercan yani. Aşırı umutlanan bir çocuk bir anda. Yani öyle bir şey yok. Net bir şeyim yok. Ona da söyledim. Ay bakar mısın? Önder üzülmüyor mudur? Önder'le hiç konuşmadım. Açıklama yaptı. Konuşamıyorum ya. Ben konuşamıyorum. Duygu abla anlıyor beni. Tamam ben konuşayım. Duygu abla sen konuşsana. Ya tamam. Da dur konuşma. Merak edip kendi gelip soruyor mu bir şey? Allah Allah. Ay kırılmıştır. O zaman konuşmamı istiyorsan biliyorum, Önder'le ben kesin konuşayım. Kesin kırılmıştır. Ben de üzülüyorum. Öyle görünce. Sen elektrik almadın değil mi Önder'den? Almadım. Alamadım. Hiçbir şekilde alamadın mı? Şans vermek istemiyor musun? Ya elektrik alamadığım bir kişiye nasıl şans vereyim ben? O zaman konuşayım ben bugün gelirlerse. Hani boşu boşuna konuşmaya gerek yok yani anladın mı? Trafo Mehtap. Vakit geçirmeye gerek kız yok. Kız geldi biraz elektrik var. O zaman çocuk ümitlenme. Kime? Değmiyorum öyle çünkü ben. Bak, kime elektrik lazım? Senin için geldi. Çocuk evet ben ondan zaten en azından evde kafasında başka bir kız millet varsa yanlış onlar değerlendirsin. Şimdi. Aynı Serhan şeyine beni koyacaklar. Yani ben ondan korkuyorum anladın mı? Nasıl konuşacağımı bilemiyorum. Konuşamıyorum ben. Ben konuşurum. Ben konuşurum. Olayı yarım getiririm seni çağırırım. İlla senden de açıklama isteyecek. Hani çekiniyor konuşamıyor seninle. Böyleyken böyle yani kardeşim. Üzeceğim kalbini kıracağım diye korkuyorum. Yok ayarlarım ben onu. Sen. Hani öyle bir şey söylemem zaten. Kalbini kıracak bir şey de söylemem ama hani o anda ne konuştuğumu bilemem yani ben. Ben ayarlarım. Sen gelirsin. Bak sivilce çıktı hemen sinirden. Sivilce çıktı değil mi? Stresten. Vay bak stresten hemen atıyor. Hele benim. Hemen attı bak şuraya. Cuma günleri attı. Oldu mu böyle oluyorum ben. Şu güllere bak ya. Güller ne hale soktu beni. Harbiden üzüldün ama sen o olaya. Bak, gülüyorsun ama attı. Üzüldün bak, ya. Hemen şuram sivilce attı. Değil mi? Üzülüyorum ya. Ben net onların bir şey sevmiyorum bir tanem. Hiç sevmiyorum. Hele ki yaşına göre yani sen hayatı yaşar mısın görür müsün? Genç bir adam değilsin yani. Hala kararsızlıkların peşindesin. Sen bu kadar takıldın yazma tabi. Oynuyorsun. He? Karar takıldın. Hep onu söylüyorsun. Hayatım ben. Takılıyorum tabii. Ben Murat için buradaydım. Takılacağım tabii. Kime takılayım? Mesela hiç konuşmadınız. Yok, konuşmadım. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.